basın toplantıları mümkün olduğu kadar rutin yapma çalışıyoruz. Bugünkü basın toplantısı özel bir basın toplantısı. Bir Haziran'ı şey alırsak, baz alırsak bir sene belediyedeki süremiz doldu. Bir senede ne yaptık? Önce biz bir şeyimizi taradık, müdürlüklerimizi, arşivimizi. Belki unuttuklarımız da mutlaka içinde vardır, olmuştur. Sizin arşivlerinizde de bu mevcut. Bir seneyi masaya yatırdık. Bununla ilgili de bir kitapçık hazırladık. Şunu söyleyeyim, bu ilk olması hesabıyla bir sene. Bundan sonra böyle bir kitapçı Yalova'nın, kamuoyunun, sizlerin beğenisine diyeyim veya takdirine diyeyim, artık adını nasıl koyarsanız koyun, 6 ayda bir sunacağız. Çünkü bir sene gerçekten uzun bir süre, bunu 6 aylık bir kitaba yapmaya devam edeceğiz. Beni artık çoğunuz iyi tanıyorsunuz. Çok fazla ben öyle şov yapmayı, reklam yapmayı seven bir adam değilim. Bunu da bir sene içerisinde görmüşsünüz. Ama hafızanı tazelemek açısından da böyle bir dergiye ihtiyaç vardı. Bu amaçla bunu biz hazırladık. Elimizden geldiğince mesai en fazlasını vermeye uğraşı içerisindeyiz ben ve ekibim. Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ha, başarılı olmamız demek çok daha iyisini yapmayacağımız, daha da başarılı olamayacağımız anlamı taşımaz. Ben yapı itibariyle de böyle bir insanım. Burada incelendiği zaman zaten çok siyaset bürokrasik bir söz, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diye bunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere de dağıtacağım dergiyi. Tekrar burada sohbete devam ederiz. Özellikle dağıtmamış yerler arkadaşlarınızla dinlersiniz, bakarsınız. Soracağınız varsa cevaplamaya çalışırız. Zaten bilmiyorum, bilgi akışında size bir sıkıntı var mı? Hiçbir şey olmasa bile sosyal medyadan zaten bir kısmınızı ben takip ettiğini biliyorum. Oradan da alıp haber olarak kullanıyorsunuz. Oradan içeri gelen yazılı ve görsel basında görüyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Zaten hizmet kendini gösteriyor. Biz her mahalle, 13-14 mahalle oluyorsunuz o zaman. Her mahalleye aynı hizmeti, eşit hizmeti adalet mekanizmasından asla şaşmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu da önemli bilmenizi istiyorum. Bu çünkü çok önemli. Dün örneğin Dere Mahallesi'nde pazarda gezerken 2 saatte sağ olsun zor çıktım vatandaşlar. Her mahallede sıkıntılar var. Ama bir anda, yani bir senede bunları çözmek ne yazık ki zaman açısından da, ekonomik açıdan da mümkün değil. Belediyenin borcunu azaltmaya devam ediyoruz. Gelirini arttırmaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi budur zaten. Yani gelir olmadan bir hizmet öğretmeniz mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. Kent yöneticisi olarak veya ülke yöneticisi olarak da bu aynı şey geçerli. Önce insanı sevmeniz lazım. Sonra siyasetini sevmeniz lazım. Eğer siyasetçiden gidiyorsunuz, bizim gibi kökeninizde siyaset varsa, o makam sonuçta sesten gelen bir makam. Ve geldikten sonra da insan ayrımı yapmadan, siyasi parti ayrımı yapmadan hizmet üretiyorsunuz. Zaten halk bunun karşılığını size bir şekilde veriyor. Halkın %100'ünü memnun etmekte tabii şey, realitesi mümkün değil. Ama çoğunluğun geri dönüşü, bir gülümsemesi, hatta her şeyin ötesinde etki dua benim için en kutsalı. Her fırsatta ben direkt yapıyorum. Ben humanist bir adamım. Onun dışında da ben Yalova'yı arkadaşlar gerçekten çok seviyorum. Ben Yalova aşığıyım. Bir daha dünyaya gelsem yine bu memlekete gelmek isterdim. Benim gideceğim başka yer yok. Benim gömüleceğim yer daha belli. O açıdan da bu kentin güzelleşmesi için
kalitesinin artması için, katma değerinin yükselmesi için elimden ne geliyorsa, şimdiye kadar yaptım, bu tabi belediye başkanı sıfatıyla değil, gazeteciyken de, ondan önce esnaflık yaparken de, sivil toplum örgütlerinde görev yaparken de, hangisini olduğunu yaptım, bunu Allah ömür verdiği sürede üzere yapmaya devam edeceğim. Belki fiziki şeyimiz yetmeyebilir bir gün gelir, gücümüz sağladığımız ama oturduğum yerden ben yine yazı yazmaya, yalvarmaya, bir şey yapmaya devam edeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, ben konuşurken de incelediğiniz varsa soracağım bir şey, onları da cevap vermek istiyorum. Üstü yatırım var. Tabii bize göre de bu yatırımlar arasında bir öncelik sıralaması mutlaka var. Ama size bu yatırımlar arasında en çok mutlu eden hangisi oldu Yalova bu bir yıllık süre içerisinde? Şimdi sahip, bunu şöyle söyleyeyim. En çok mutlu eden derken birkaç tane var ama temizlik konusu çok önemli. Kimse benim babamın oğlu değil. Temizlik firmasıyla ilgili sıkıntı yaşadık biz ilk aylarda. Temizlik firmalarını çağırdım, dedim ki arkadaşlar, benim ön yanım, siz de burada 20 sene aşkın zamandır belediyesi, Yalova Belediyesi'nin Yalova'nın temizliğini yapıyorsunuz. Ama iyi gitmiyor. Günde ortalama en az 20 şikayet geliyordu. 20 ortalama. Hani değiştirin kendinizi, düzeltin dedim. Aracı düzelttin, şeyi düzelttin. Sonra baktık gitmiyor. Gerçekten müdür arkadaşımız da bu işin liderliğini yapan benim adıma Abdur Bey de işe dört elde gerçekten sarıldılar, sahip çıktılar. Çok güzel bir şey hazırladılar bir defa. İade şartnamesi 10 numaraydı. O iade şartnamesinden de bir firma girdi. Söyle söyleyeyim, Yalova Belediyesi'nin yıllık 2 milyon 2 milyon değil mi abicim şeyimiz? 2 milyon şeyimiz oldu. Karımız oldu. Bakın, çok önemli. 6 ayda 6,5 milyon. Evet. Yani 3 yıllık yaptık encüman kararıyla. 6,5 milyon lira Yalova Belediyesi'ni kar ettirdiğimiz bir yana ama şu çok önemli, ticarette vardır. Bir malı satarken değil, alırken kazanırsınız. Burada da buranın gelirini arttırırken gideri ne kadar düşünürseniz o da gelirdir, oradan kazanırsınız. Oradan bir kazandık. Firmaya da koşullarımızı söylemiştik zaten. Onlar da son derece duyarlı davrandı. Gerek personel açısından, gerek araç açısından. Hiç unutmayacağım, bunu da size paylaşayım. Hiç kimse işten çıkarmadı. Vatandaşın biri geldi bir gün bile. Vatandaşın dedi ki, beni de işten çıkardılar dedi. Biz mi dedim, bir yanlışlık olmasın dedim. Adam meğerse temizlik işlerinde araba tamircisiymiş. Araçların hepsi 2014 olunca, sıfır olunca tamirciye gerek kalmamış. Firmada çıkarmak zorunda kalmış. Yani şey bir olay, trajikomik bir olay. O da bende hafızamda kaldı. Ama şu anda aylardan beri gelen şikayet sayısı bazen sıfır. Sıfır. Hatta çoğunlukla sıfır, bazen değil. Çok seyrek şikayet gibi. Hep çöp toplamayla ilgili gelen şikayet anda ayda bir geliyor, gelmiyor. Daha ziyade çevre temizliği, otla ilgili geliyor. Bu önemliydi. Bunun dışında... Başkanım, affedersin. İadenize 18 firma katılmış. Tamam, teşekkür ederim. Bunu arkadaşlar... Açık iade. Açık iade, tabii. Çünkü biliyorsunuz, zaman zaman basında hiç sorulmadan, edilmeden hoş olmayan, gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayan haberler çıkıyor. Cevap vermiyorum, vermeyeceğim dedim. Ben kusura bakmayın, yukarıdaki değerli konu etmek zorundayım. Ben bu işin mutfağında bittiğinde iyi bilirim ben ama. Yalova'da ikinci günlük gazeteyi plan alıyorum ben. 6 sene başarısını yazdım. Kimin varsa nereye dönüyor? Kimin ciğeri kaç para? Yani bunu söylemek zorundayım. Yani açık iadeyle yapmışız. 8 firma girmiş iadenin bir tanesine. Yarıya gitmiş iade. Yalova Belediyesi maliyetinin %50'sinde şey kazanmış, para kazanmış. Tutuyor arkadaşlar kendi şeyleri için, bireysel çıkardığı için burada söylemek zorundayım. Aslısız haber yapıyor. Bu gazetecilik falan değil. Geçip durarız. Ben bunu belediye başkanı sıfatıyla söylemiyorum. Gazeteciliği, yerel gazeteciliği bilen bir adam olarak söylüyorum. O gazete insanların önünde nasıl geliyor ben iyi bilirim arkadaşlar. Oradaki hepiniz emekçisiniz. Muhabirin katkısı, şeyde çalışan, matbaada çalışan insanın katkısı, o zehirli boyanın kokusu, onun katlanması, kaç saat hazırlanıyor, nasıl hazırlanıyor bilen bir adam. Bunun dışında ikinci konu benim için çok önemliydi. Mezarlık ve cenaze konusuydu.
Burada sıkıntılar vardı. Araç getiriyordu. Mezarlık yeterince düzenli değildi. Bunu ele aldık. Cenaze hizmetleri şirketleri tekrar belediyenin bünyesine dahil ettik. Bütün mezarlık hizmetlerini, defin hizmetlerini ücretsiz yaptık. Çünkü vatandaş en acılı gününde belediyesinin yanında görmek ister. İki iki daha dört. Belediyenin imamı yoktu. Bir imam kardeşimizi dahil ettik mezarlığa, cenaze hizmetlerine. A'dan Z'ye her şey bedava. En fazla mutlu eden de budur. Bir gün vatandaşın biri aramış, dönüş yaptım. Dedi ki Allah razı olsun dedi. Sanki dedi bu acılı günümüzde Hafız Milat Mürsel babasını kaybetmişti. Bir kardeşimiz var da bizim adımıza bütün bu hizmetleri yapıyor, bizim işimizi kolaylaştırıyor dedi. Vallahi bu parayla, pulla bana bunu vereceğin mutluluk yok. Hala da kulaklarımda bak çınlıyor. Bu önemliydi. Yine bakın şunu söyleyeyim. Her şey diyalogla çözülüyor. Hatırla gönülle, geçmişinizde ki şeylerinizle, ilişkilerinizle bazı şeyleri çözüyorsunuz. Biz geldiğimizden beri değerli arkadaşlar, ekonomik olarak belediye hala sıkıntı var. O birkaç yılda biz onu evvelallah sıfıra getirir, borçları artıya da geçiririz. Buna benim inancım tam. Burada tabii benim ekip arkadaşlarım da var. Yani burada başkan yardımcılarımız Salih Bey, diğer başkan yardımcılarımız Mehmet Bey, İnçer Bey, Erdoğan Bey, onların da katkıları var. Huzur arkadaşlarımın katkıları var. İçerideki özverili çalışan personelin katkısı var. Bir tane ambulans, bir tane cenaze arabası. Engelli vatandaşlarımızı taşımak için onlara uygun rampada yaptırdık bir minibüs. Yine cenazede cenaze yakınlarını gazetehaneye, camiye, mezarlığa taşımak için bir minibüs. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 3 tane otobüs. Şimdi bakıyorsunuz onu da söyleyeyim. Sosyal medyada seyrek bakıyorum ben de. Komik komik yorumlar. Bir arkadaş, Yalova Belediyesi'nde araç kalmamış. Bir şekilde devreye girmişiz. Şimdiye kadar kimse yapmamış. Ya burada iktidar partisi de arkadaşlar söyledi. Belediye yönetti. Niye almadılar? Bir sürü Büyükşehir Belediyesi var otobüs. Yok eskiymiş de o çıkmamış da. Komik komik şeyler. Senin vatandaşını şeye, mezarlığa gönderme elinde şeyi, otobüsü yok. 3 tane kazandırmışız. Yani bırak artık. Ama tabii bu şey politikası. Çamlatma politikası. Ben biraz da bunu kıskançlık olarak da algılıyorum. Sen düşünmüyorsun. Burası Cumhuriyet Halk Partili Belediye. Etrafındaki bütün büyük belediyeler Adalet ve Kalkınma Partili. Bakın ben size söyleyeyim mi? Onlardan da seçimden sonra mutlaka asfalt oyunu burada alacak. Ben o anlamda egosu yüksek, kompleksli, kaprisli bir adam değil. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na da gidelim. Diyalogum da gayet iyi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidelim, randevu alalım. Gerekirse yani seçilecek o partinin milletvekilini de alırım, buradaki il başkanını da alırım, grup sözcüsü de alıp götürürüm. Hiç öyle derdim yok. Yeter ki bu memlekete hizmet gelsin. Şimdi şunu bilmenizi istiyorum. 6 ayda bir rutin müfettiş geldi belediyelere, Sayıştay Müfettişi. Buraya gelen müfettiş arkadaşlarımız da Yalova'yı çok iyi biliyorlar. Biraz da yaşça büyükleri var içerisinde. Çok fazla yol için, kaldırım için malzeme sarf edildiğini söyledi önce. Geldikten bir iki gün sonra. Ama gitmesine yakın dedi ki, başkan şehri gezdim ben dedi. Yalova çok dedi, çok dedi şeye ihtiyacı var dedi. Asfalta, kaldırıma dedi. Haklısın dedi. Bunu söyleyen müfettiş. Dolayısıyla bizim elimizdeki olanaklarla Yalova'nın her tarafına hizmet götürmekte biraz önce ifade ettiğim gibi ekonomik ve zaman açısından zorlanıyoruz. Eğer bu tip yardımları duruma müsait olan büyükşehir belediyelerinden, onlar için çünkü birkaç kilometre yol değil. Yani bu olanakları çok fazla. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Recep Altepe bir Marmara Belediyesi'nin toplantısında mikrofonda yakındı dedi ki seçimden sonra gene bastıracağız dedi. Çünkü ulaşımı da dedi biz çözüyoruz dedi. Eğitimi de biz çözüyoruz dedi. Bizim dedi bütçemizin dedi artması lazım dedi. Doğru söyledi. Yani şu bir gerçek.
Yalova merkez için konuşayım. Köylerden de gelenler. Onu bir tarafa bırakayım. Bana gelmeyen okul aile birliği yok. İstemeyen ya bir okul hiçbir şey istemeyen ya iki okuldur. Ya üç tane değil. Ona eminim. Öyle talepler var ki. Böyle 3, 5, 7, 8 tane farklı farklı talep. Bizim bunların hepsine karşılık vermemiz, onu o eksikleri gidermemiz mümkün değil. Şimdi okullar zaten bize bağlı değil ki. Birçok ülkede, mesela Rotenburg'u kardeş yer yaptık, bütün okullar belediyeye bağlı. Fiziki şartlarını, personel şartlarını belediyede karşılıyor. Ama ona göre de bütçesi var. 20 bin nüfusu belediyenin bütçesi bizim iki katımız örneğin. Bu açıdan da vatandaşta tabii haklı olarak bir alışkanlık var. Belediye başkanını kendi seçtiği için, şehrin içinden olduğu için, hele burası küçük bir şehir, aklına ilk önce şey geliyor, belediye geliyor. Yani kimin yolda yürürken taşı ayağa takılsa, neredeyse kimin dişi ağrısı, baş ağrısı, belediye başkanına geliyor. Bu işin şey bu, doğası bu. Bundan hiçbir şekilde çekincemiz veya yakınlığımız olması mümkün değil. Sonuçta bu işi bilerek, bu işi kabul ederek adanacaksınız. Ha, büyük şehirlerdeki ilçe belediye başkanlıkları böyle mi? Değil. Yani onlara vatandaşın ulaşması bile bir problem. Biz ya sokakta görüyor, ya yemek yerken görüyor, ne bileyim camide görüyor, kahvede görüyor, pazarda görüyor, geliyor derdini anlatıyor. Çünkü vatandaşın da tabii o anlamda kafasındaki kendi derdi, sorunu neyse onu çözdürme öncelikli olarak, onu da ifade edeyim. Şimdi konuyu dağıttık peki sayma ama yani burada temizlik, dediğim gibi defin ve cenaze hizmetleri öncelikliydi. Üçüncü de ulaşım işiydi. Parkomat kararını zaten belediye meclisinden aldık. Bir vatandaş ses yükseltir gibi oldu diyorum. Çünkü üç günde şey kesildi. Yani memnuniyeti şöyle söyleyeyim, %80'lerde bilmenizi istiyorum. Zaten bir her şeyde %20 kesim vardır. Ağzınızda kuş tutsanız bana yaranamazsınız. Peki başkanım, burada parkometreler geleceğe de ışık tutuyor mu sizce? Yani geçici bir olay mı yoksa bu trafiğin azaltılması hususunda sürekli olabilecek bir olay mı? Şimdi değerli kardeşim, Yalova ne yazık ki kötü planlanmış bir şehir. Her fırsatta söylüyorum. Şehir Ömer Faydalı Bulvarı'ndan başka bu kentin paralel, bu kentin ondan başka caddesi yok ki. Yani şimdi gidin, yol gidiyor, yılan gibi seyir yapıyor. Böyle cadde, böyle sokak, böyle yol olmaz. Ama bunu düzeltme şansınız da yok artık. Orayı olduğu gibi şey yapmanız lazım, kamulaştırmanız lazım. Mahkemesi olsun, bu su, 3-4 sene süre, tabi de kapitaliniz varsa onu ödeyecek. O da olmadığına göre mümkün değil. Eldeki şeyle, malzemeyle en iyisini yapmanız lazım. Ha, ne yaptık? Üniversite yolunun içerisine dahil ettik. Rahat hocalarından güzel bir şey söyledi. O zaman siz de protokolde bulunmuştunuz. Yalavan dedi, ulaşım master planı olmaz dedi. Trafik master planı dedi. Çalışmaya başladılar. Ancak ufak tefek dokunuşlarla örneğin bulvardan Bursa yolunda bir sağdan bir çıkış verdik. O bile bir rahatlama sağladı. Bittiği saatte tekrar trafik farkındaysanız şey yapıyor, yoğunlaşıyor. O bir artı sağladı. Şimdi bu meşhur köprü kavşağın bitimiyle kesinlikle önemli oranda Yalova nefes alacak. Artı biliyorsunuz Kömür Geliş Köprüsü otoban bağlantısı gidiyor. O da bir nefes aldıracak. Yani 8-10 senesini Yalova'nın kurtarırız. Bu yeter mi? Yetmez. Ha bundan sonra ne yapacağız? 1/25 binlik planı yeniden elden geçiriyoruz, revize ediyoruz. Bu köyler mutlaka bir gün merkez köyler için söyleyeyim, mahalle olacak. Zaten hep örneği ben Samanlı'dan verdim çünkü benim annemin köyü. Hatta şu anda bile annem babam orada oturuyor yazları. Samanlı'nın köylü falan kalmadı. Yani Samanlı'ya 100 kişiyi çağırın, bir kişi çıkmaz köy diyecek. Çünkü köy dediğiniz yerin yani mahtası olabilir basitinden. Doğalgaz olan köy olur mu? Olmaz. Yerli nüfusu 500 ise sonradan gidip yerleşen lokalize olmuş. Kendi nüfusu 2500. Dolayısıyla bunları planlarken de böyle 7 metrelik yollar bırakmayacağız. Sosyal donanım kolu, sağlık hoca,
Bunların hepsini planlayacağız. Yani benim derdim kentin 50 yıl sonrasını da planlamak. Bu çok önemli. Böyle 10 yılda, 20 yılda kent planlanmaz. Zaten planlandığı zaman şey ortada, arıza, bozuk, eser ortada. Ama dediğim gibi bu projeler hızlı gidiyor zaten. Ben de takip ediyorum. Sağ olsunlar, ona da sahipleniyorlar. Bütün Türkiye üstüme geldiği zaman ben dimdik dururken kimse sesini çıkarmadı. Şimdi pankart falan atmışlar. Siyaseten doğru mu değil mi halk bunu takdir ediyor. Ben onun üstüne iki sefer Karadolu Bölge Müdürlüğü'ne de gittim. Orada bahçe konumunun araştırmasını yaptım. Araştırmadan biliyorsunuz ambulans için yol rica ettik. Müdür Bey kırmadı. O ambulans yolu hastaneye kadar açık. Yani ne kadar sıkışsa da. Ki hele bazen bakıyorum Özlü'yü oraya vuruyor kuyruğu. Yani çok sıkıntılı. Yani trafikte şu anda yapabileceğimizin maksimumunu yaptık. Nefes aldırdık. O verdiğimiz sözü de bir anlamda tutmuş olduk. Yalnız kentin içinde arkadaşlar çözülmesi gereken en önemli problemlerden bir tanesi, burada tabi direkt belediye yapacağı bir iş değil ama en azından yatırımcının önünü açmak istihdam konusu. İşsizlik has safhası. Yalnız bakın, su kanal hizmetlerinde, temizlik hizmetlerinde, yani bedenen çalışacak işlerde kimse gelmiyor. Orada adam bulurken çok çok zorlanıyor. Açık ben söylüyorum. Aynen. İşsizlik var ama, Türkiye odamızın üstünde ama herkes ne işliyor biliyor musunuz? Belediyeye, çok sana söyleyeyim, yatak yeri, çiftlik yeri görüyorlar. Kafada böyle bir imaj var. Yani diğer tabii kentlerde de mutlaka böyledir. 3 aşağı 5 yukarı. Sabah 8'de gelecek, 5'e kadar oturacak orada. İnternet önünde açık olacak. Cumartesi, pazar tatil olacak. Belli zaman geçtikten sonra aldığı parayı beğenmeyecek. Dedikoduya başlayacak. Bu gerçek işsizlik değil. Ha, buna rağmen Yalova'da alternatif iş sahaları oluşturmak zorundayız. Valla hangi yatırımcı bana geliyorsa önce ben çevreyle barışık mı değil mi? Çünkü burası çevre ve doğa kenti. Bu kimliğini korumak ve kollamak zorundayız. Üç büyük kentin arasında nefes alacak dünyadaki belki de tek değil. Hep söylüyorum ben. Bu dünyada bir cennet varsa orası da Yalova. Yurt içinde de yurt dışında da bas bas bağırıyorum. Söylediğimin arkasındayım çünkü şeyi bekliyorum. Gerekçeleri bekliyorum. Almanya'daki protokolümüzü alırken oradaki şeylere de anlattım. Türkler de vardı. Vatanmış yerinden protokolüne katan Alman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de vardı. Aynısını tekrar vurguladım, anlattım. Yalova neden cennet? Yeşiliyle, mavisiyle, kaplıcasıyla, lokasyonuyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, hinterlandıyla ne derseniz deyin. Nerede öyle üç tane ülkenin büyük kenti arasına gelmiş, lokalize olmuş, %59'u orman, her tarafta, her ilçede denize kıyısı var, havaalanı ihtiyacı yok, Sabiha Gökçen köprü yapıldıktan sonra 15 dakika, mesela Rotenburg'dan bile havaalanına giderken Türkçe bilen bir Alman vardı, babası Türkmüş, avukat, o götürüyor. Bir saat önce dedi, hak etmemiz lazım normalden dedi, şut kattı dedi, kredi sıkışıyor dedi, o yetiştirmek şey dedi. Yani iki saat önce hareket ettik olması gerekenler. Burada şimdi binin pendikleri olduğuna bir saatte Sabiha Gökçen'desiniz. Şimdi Sabiha Gökçen'in Atatürk Havalimanı gibi sizi bekletmiyorlar da girerken de bazen Atatürk Havalimanı'nda uçağa biniyorsunuz değerli arkadaşlar, bir saat uçağın havalanması sürüyor. Patlıyorsunuz da uçağın içerisinde. Yalova'nın bakın böyle büyük bir avantajı da var. Neresinden bakarsanız bakın çok şey bir kent burası, avantajlı bir kent. O zaman da bu kenti yönetirken kır gelmeniz lazım. Hiç şeye doğal dokusuna dokundurmadan en büyük katma değeri sağlamanız lazım. İşte vatandaşa gelip yatırımcı sorunca önce çevreyi soruyoruz. Sonra da kaç kişi çalışacaksın diyor. Burada yani 100 kişi dahi çalıştıracak yatırımcı benim için kutsal. Ben bırakayım 100, 30, 40, 50. Dün kenar mahalledeydim. Bir yerde çay içtim. Evin annesi dedi ki benim kızda bir 2 yıllık muhasebe veriyorum lazım. 3 yıllık tecrübesi var dedi. İş. Yani çay içmeye gidiyorsunuz, iş istiyorlar. Yani daha ilginçini söyleyeyim size, bunu paylaşayım. Garibime de gidiyor. Ya camide Musalla taşının başında iş istiyorlar. Namazda
fıkhı var, Cuma'da hutbe okuyor. Uçak, adam eğiliyor, bir geleceğim diyor, senin işin var diyor, çocuk iş diyor. Ya bunlar olan camide var, söylemek arkadaşlar. Yani böyle şeyler oluyor, abartılı noktalar oluyor. Ama ben bizim Yalova'nın el birliğiyle bunu da aşağıya iniyorum. Bir organize sanayi bölgesiyle ilgili ticaret odası kanalıyla bir makinacılar geldi. Tabii Yalova'da organize sanayi bölgesi yok ama yapılabilecek tek yer var. Onlar buradan orayı şey yapmışlar. Daha nereye yapacaksınız dedi. Doğru yaptı. Yalova Orhan Gazi sınırı. Yani siyaptıkları sayı, istihdam sayısı çıktı rakamlar yani. Binlerle ifadeyle. İnşallah yani en kısa zamanda da, hayata geçer. Bir nefes alır. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Demin anlatırken. Yazaki diye bir firma geldi. Yemlik serbest bölgeden. Evet. Japon firma. Otomobil. Asgari ücret artı 100 lirayla başlıyor. Yani 1000 lira diye maaş veriyor. Servis veriyor. Yemek veriyor. 1000-1500 kişiye kadar yollayın dediler bana. Toplamda kaç kişi görüyorsunuz? 28 mi dediler en son. 28 gitti. Kaçı başladı bilmemiş. Onunla ilgili de yani, sayın şu ilgili şimdi. Yani kardeşim bu Yalova'da şu mantığı, kent mantığı bir türlü oturmadı. 20 yıl oldu. Artık 20 yıl oldu burası ya. Adam ille evden çıkacak, karşıda işe gidecek. Veya çıkacak hastaneye gidecek. Yok ya. Böyle bir şey yok. O Yazaki ile ilgili de şey diyorlar. CHP otobüslerle Yazaki'ye eleman taşıyor diyorlar. Bilginiz olsun. Çok ilginçti herhalde. Valla 100 kişi söylüyor. Ben de oluyor. Benim belki arkadaşlarım da kulağına gelmiş. Aynen bunu söylüyor. Fak otobüsler. Yani. Torpille adam sokuyorlar evet, şey diye. Böyle... Ya kim gelirse gelsin. Ya, öyle değil. Yapmış, tabii ki canım öyle. Şişiyor gönderiyorsun. Hayret bir şey de. Evet. Ama böyle. Dedim ya, Galaba ilginç bir yer. İlginç bir yer. Ama şu oturma bakın. Kentlilik bilinci oturmalı. Adam arabayı alıyor. 6 ayda bir vergisini ödüyor, ama otopark parasına geldi mi başlıyor varma. Kardeşim yani araba kolay yatırım aracı, herkes araba alıyor ama onun da bir bedeli var. Dünya her yerinde böyle arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil. Hele İstanbul'da gene aylık 300 lira, 400 lira, 500 lira şey, otopark parası verenler var. Sen de vereceksin, yani bir şey yok. O şeyde, o parkmanlık günlerinde bizim de kulak çınlasın bir kızımız vardı, öğretmen. Evimin önünde de araba bırakamıyorum ben dedi. Yapma ya dedim. Tapulu mu alma sen dedim şey, sokak. Ya bırakamayacaksın tabii dedim yani. Ya bursan bırakacaksın. Yani bu sığ mantıktan artık yani kurtulması lazım bizim Yalova insanı. Başkanım geçen sene bu sahil düzenlemesinde Mısırcı, Zıptırcı, Lüle Farkçıların bu sene için olmayacağını size açıklamıştınız ama bu sene devam etti. Hatta sayıda da sanki artış varmış gibi yok, gözleniyor. Yok, artış yok. Hüseyin şöyle veya söyleyeyim. Bu sene neden olmadı? Neden söyleyeyim tabii. Güzel soru, teşekkür ederim. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemedim. Birinci şey bu. Sonuçta geçimini sağlıyor orada insanlar. Sayıyı arttırmadım. Çünkü sayıyı arttırdığım anda, bir tane verdiğim anda şu anda yaklaşık 150'ye yakın bana talep var. Kimi demleyip diyor, kimi kahve diyor, kimi oyuncak koyacağım diyor, kimi ok koyacağım diyor. Anlatamam yani talebi. Dedim kardeşim kusura bakmayın. Hiç kıramayacağım insanlar da geldi. Vallahi dedim kusura bakma. Ben seni kıramam ama ben sana verdiğim zaman o geriye kalan dediğim 149 kişiye de vermem lazım. Bu bana ters. Hüseyin gel gösteremedik şeye. TİGEM'in şeyine gittim genel müdürlüğüne. Teftiş kurulu başkanıyla da genel müdürlüğüne konuştuk. Onlarla da sağ olsunlar iyi bir diyaloğum var açık açıkta. Başkan biz seni sevdik dediler. Fakat yer göstermekte amacı dışında olacağı için hele seçim öncesi çekimde. Seçimden sonra bir daha gideceğim. Ama ne olursa olsun Hüseyin şunu söyleyeyim. Seneye ya kalkacak ya kalkacak. O sahile o şeyden temizleyeceğim. Zıp zıptı vesaireydi. Halkın kullanımında olacak. Açık söyleyeyim. Önce evde benim eşim bana şikayet etti. O ne yaptı deniz gözükmüyor dedi. Ne yapmışım dedi. Dedim biliyorum. Hatta ben de fark etmemiştim. Zabıtayı da görevden dedi. Yani lütfen o konuda da yazmanıza da gerek yok. Arayın beni uyarın. Abartan varsa hemen müdahale ettireyim. Kimse benim babamın oğlu değil, babamın oğlusu umurumda değil. Bakın açık ben de söylüyorum. Gardın ağaçı da vermedi yeri. Orada o da gardın ağaçı da vermedi. Tamam. Haluk buyurun. Başkan, Godifler Parkı'nda araçlardan yürüme imkanı kalmadı artık. Müdahale edeceğim. Geçen gün bir tane çocuğa motosiklet çarptı akşam. Bilgi var. Doğru. Sahille ilgili de hani söyledim. Sıkıntı var. Şu şey şimdi, seçim arabaları falan gidiyor çıkıyor ya sahile. Müdahale etmedik. Seçimden sonra ona da müdahale edeceğim.
bütün kartları kendi bünye, iptal kendi bünyem alacak. Yani A, B, C, müdür, başkanı vermeyeceğim, ben vereceğim. Çünkü iş abartıldı, işin suyu çıktı. Herkes... Hayır, beğendin bir şeyi duruşu, sen selam olsun size. Hayırlı olsun. Ben hocayı seversin sen. Harika olmuş ama yani... Sen mi yapıyorsun? Bir tık aşağıda olmuş. Peki başkanım, her sene Ramazan etkinlikleri yapılırdı. Sizin döneminizde de bu Ramazan etkinlikleri gelişerek büyüyecek mi? Arkadaşlar şimdi çalışma yapıyorlar. Tabii geceler uzun. Bir şey yapmamız lazım. Geçen sene biliyorsunuz mahallelerde yaptık. Valla hoş oldu. Mahallenin ayağına götürdük. Ya öyle yapacağız ya merkezde bir Ramazan şehir gibi bir şey yapacağız. Ya mahalle mahalle gene yerel sanatçılarla. O kanalda söyleyeyim. Yani 19 Temmuz, 19 Ağustos'ta Yalın'ın kurulusu ve Atatürk Yalın'ın girişinde yine etkinlik yapacağız. Ama orada da maliyeti mümkünse sıfır sanatçı olacak. Yani şimdi ben Yalın'ın parasını, kamunun parasını kendi paramdan önemli bir kutsal sayarım. Kendi parama göstermediğim hassasiyeti yukarıda Allah bak, ben kamunun parasına gösteririm. Şunu da söyleyeyim. Ben hala daha söylemiştim, hatırlarsınız belki. Cep telefonlarımın 3 tane numaram var. Hepsinin parasını ben ederim. Açık ve bu şeyi değiştirmedim. Bir sene yapmayacağım demiştim ama devam ediyorum. Ödemeye devam edeceğim, belediyeye ödettirmeyeceğim. Benim için bu önemli. Bu şekilde davranırken de bana tutup sanatçıya 80, 100, 200 bin lira ben veremem arkadaşlar. Kimse kutuna bakmasın. Onun reklamını çarşısına yapacağım diye bu parayı ben savuramam. Değil mi? Benim için o para kutsal. Bunu yazmayın. Bakın şunu da söyleyeyim size. Lütfen yazmayın ama. Yani yazarsanız bile böyle şey anlatmam. Bazen arabayla göreve şehir dışına gidiyorum. Bunu bakın. Özel kalem müdürü de bilmez. Halit Bey de bilmez. Çünkü paraya baktığı için. Zaman zaman mazotu ben cebimden alıyorum. Şey diyor ki arabayı kullanan şoför kardeşim. Ya şeye bakın. Yok. 200 lira vermiş, 100 lira vermiş. Böyle bir değil ki. Bu makam bize babamızdan biraz kalmadı. Bir gün biz de olmayacağız. Ben kendi vicdanımda rahat, huzurlu olduktan sonra yatağa başımı koyunca huzur içinde yattıktan sonra benim için bu önemli. Bir geri kalan hepsi şey, masalüsü hikaye. Başkanım, köprü kavşak projesi dergide yok. Sen şeyi merak ediyorum, o dediğinde açılışta kimler gelecek bakalım onu. Ben önce merak ettim ama ben orada içeceğim, ben olacağım orada. Kimler gelecek? Evet. Ya yapılsın da önemli değil yani. Bu söylenmez. Ramazan'da yine mümkün olduğunca hayırseverler geliyor bize. Bizim kanalımızda da dağıtmak istiyorlar. Biz de ona bir çay verdik. Yani fakir fukaraya yine şeyde bulunacağız. Erzak yardımında bulunacağız. Hatta dün de bakın bir iki değişik yorum okuduğum şeyde sıcak yemek yıllardan beri dağıtılıyor biliyorsunuz. Biz de sayıyı arttırdık. Yaklaşık 250 haneye sıcak yemek gidiyor. Denetleme adına dün gittim. Kendim birkaç evde sıcak yemek alan vatandaşlara konuştum. Şikayetiniz var mı? Nedir, ne değildir? Zamanında geliyor mu diye. Onu bile farklı yorumlayanlar oldu. Ben şeye verip bir adam değilim. Gidip de Allah için yapılan bir hayırı afişe edecek, onu kullanacak. Ben denetleme adına gittim. İşte diyorum, bütçe el verdiği sürece bu tip yardımlar mutlaka devam edecek. Vatandaşın durumu çünkü gidince görüyorsunuz, seçimde de gördük. Yani çok kötü durumda olabilir. Yani şeyle paylaşayım mesela, bir eve gittik. Adam diyor ki, %40 özürlü. Dedim, bana doktora bir şey yapamayız. Doktora dedirttim, hakimin dediği gibi kanun. Şunun için istiyor, engelli olup da şey durumundan, engel durumundan emekli olmak istiyor. 2 yılım var dedi, çalışamıyorum dedi, çalışacak durumum yok dedi. Bana yardımcı olur, vallahi bir ayı çıkarsa 2 yıllığına bir yere bir şey yaparız, sözlerimi rica edelim. Öbür eve gittik. Yani iyi de oluyor. Dünya tatlısı bir kızı var, hastaymış alacak. 2 aydır götürmem lazım diyor, ambulans yok diyor. Ne demek mesela hemen yarın, tabii bakan arkadaşları. O gün şeye götürecekler. Yani o tipte şeyler oluyor. Güzel vatandaşlar diyor bu. Problemin çözümü adına faydası oluyor. Bir şey söyleyeyim. 250 kişi bir öğün mü, 3 öğün mü veriliyor? 3 öğün. Bir seferde gidiyor. 3 öğün. Başka? Ama şey var, şöyle mesela dün
biz sadece kahvaltı alıyoruz. Sıcak yemek istemiyorum ben dedi. İsterim. Kendisi. Başladığınız zaman 40 maddelik bir seçim stratejiniz vardı. Bu 40 maddeden gerçekleştirdiğiniz var mı? Ya da planlama nasıl olacak? İnşallah bir trafik var. Örneğin. Çoğunu şey yaptık. Mikroparklar var, onu yapıyoruz. Pazar yeri düşünüyorsun. Çok büyük bir olay olmuş seçim sonrasında. Seçim kaybettiler, ya da kazandıran diyelim. Oradaki şey, mesela nikah sarayı gibi sözümüz vardı. Nikah dairesini şey alıyoruz şimdi. Dekan merkezinin içine alıyoruz. Dün gittim orada inceleme yaptım. Oraya bir en hasta olduğum konu yok. Kültür merkezi otopark yok. Ya böyle komik mantık olur mu? Orada hemen bir otopark teşkil ettirdik. Orada birkaç küçük şey kaldı. Kenan suçu kaldı diyeyim. Onu da kazandırdık. Yani parça parça şey yapıyoruz. Örneğin en büyük şeyim ya da onun sektörel kimliğiyle ilgili işte fuar kongre seminer turizm merkezi. Onunla ilgili de şimdi şey yapıyoruz. Doğum Arama Kalkınma Ajansı'na başvuru yaptık, kabul oldu. Fizibilite çalışması. Yani burası olur mu? Olursa nasıl olur? Yani biz hedeflerimizde... Ekonomiyle ilgili sağlık kurumlarında derslerimiz var. Ha tabii, sağlık ocaklarının hepsini aşağı yukarı şey yaptık, elden geçirdik. Yer verdik, Paşakent'i açtık. Hayır, bir konu vardı kafanızda, Orhan Gazi tarafından. Ya şimdi, hani onunla ilgili şöyle bir derdim var, bak yani... Belediye zaten tek bir sağlıkla kalkamayacak bir proje değil. Hayır. Gene geçen protokol imzalama gittiğimizde, tapu değişimine gittiğimizde ticari olsa gene söylüyorum. Her şeyi de belediyeden beklemeyin bari. Şimdi bakın, pazarcılar odası var. O da ne derse o yönde hareket ediyor. Onların temsilcisi. Ama onlardan bana bir tane böyle alternatif çözüm geldi. Dün pazara girdim. Pazara bakın. Sınırlı salı pazarına girdim. 4-5 tane şikayet geldi. Şikayetlerin tamamı nerede? Pazar parkının en alt katında. Valla vicdanım sızlıyor, kendinizin. Haklısınız. Ama yapabileceğim bir şey yok. Mahkemeye verdim adamı. Yapmadım çünkü. Bir geldi, yapacağım söz verdi, yapmadım. Ve adamı buraya getirmesem, değerli arkadaşlar, 3 ay sürüyor biliyor musunuz? Arıyor, Salih arıyor, ben arıyorum, başka birisi arıyor. Geldi oturduk, gene tam yapacağım diye gene yapmadım. Yani verdik mahkemeye. Şimdi gene bana da gelemiyorlar artık. Bir de şey yapmış, baktım gazetede. Sana ne diyeceksin, artist. Mahkemeye verdik diye ağaçları kesmişim. Nasıl ama sen burada yaşamıyor etmiyor. Sana bir şekilde bir iş vermişler. Tutmuş onu getirmiş şey gündeme. Komik komik işte. Çocuk işte. Çok. Sen önce kendi şeyine, sorumluluğundaki yeri şey yap, yerine getir. Teslim et de ben oraya şey yapayım. Şimdi kanuna şey yapamıyorsun. Bir şey. Para harcayamıyorsun altına. Yani pislik içerisinde kokuyor. Köylüler geliyor. Yani genel köylülerinde çoğunluğu 70 yaşın üstünde. Vallahi giriyorum. Ya biz zamanında Tayvan baktık. Neden kalma yerde? Bizim o ağır dediğimiz yer onun altından daha hala daha güçlen. Ama ne yapayım? Şey gidiyor. Bak şey çocuğum oldu. Hani köşe çocuğum, kapı çocuğum lazım. Park olarak yapalım, otopark olarak yapalım. Haz olarak yapalım bir şey. Zamanında insanı düzgün yerleştirmemişler. Ona rağmen şeyi çözdük. Ticaret odasına bağlayacağım şimdi hanım dediğine. Orası aslında başlıyorum. AVM olarak projelendirilmiş. Onun kenarını siz kapatın, yanındaki AVM'den yes olacak. Yüksekliği, bina yapılması, kolon girişleri, pazarlar düzenlenmedi orası. O hayveyle gene gündeme getirdim. Ama yani, ticaret odasına seçilmişsiniz. Hele seçim tandırasını biliyorsunuz. Yani bir dirayet gösterip olayı sahiplenip sormuşlar da onun kullanma yetmesi ki firmada mı? Firmaya gidin o zaman ya. Oran Gatıcı odasına sıcak bakıyor. Beraber ortak çalışın. Ben de destek vermek gerekiyorsa ben vereyim. Orhan Gazi Belediyesi de verir destek. Vereceğim değil mi? Orhan Gazi Ticaret Odası da verir. Ticaret Odası zaten şeyde de, Orhan Gazi'nin önemli şeylerinden bir tanesiydi, projeden bir tanesiydi. Biliyorum. Onlar da bilmiyorum. Bu dört yolda ağaçlar kesildiği zaman bayağı bir tantana olmuştu bütün Türkiye'de. Hatta reklamlara falan çıktılar. AK Parti'nin reklamlarında var. Beni eklemedi. Benim meşruiyetimden seni aldım. Ağaçlar kesildiği zaman vefası alma, ağaçları katletti diye bütün haberlerde çıktı. Şimdi köprülü kapsak yapılıyor ve AK Parti üstlendi bu projeyi. Biz yapıyoruz, vefası almam değil diyor. Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Ya, düşünüyor musunuz? Ya, ne yapayım? Vatandaş bir açık. Başkanım, bu inkılap kurduğu için konservatuar, uluslararası diye öyle bir görüşme ayaküstü gerçi. O işi Halil Güneş'te rektör Niyaz Yavuz'la bakıyor. Ya yemedin, mahkemesi bitmedi arkadaş. Yani kanun bir süreç var. Korkuyorsan şey gitsin de bakarız. Var mı bizim kalmasında bir şeyler? Ya yazık günah, çürüdü gitti. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben o zaman hatırınız vardır. Kulağı çınlasacağım. Barbaros Bilici olmuş.
güzel bir köşe yazısı yazmıştım. Şey diye, Kaptanı Derya Barbaros Saadettin diye. Çünkü şey gibi gelirken, hiç unutmuyorum, Yurbay Makay'ın ofisinde bir baktım. Barbaros Bey çıkmış öyle, Kaptanı Derya gibi geliyor. Aynen. Ondan sonra dedim ki, proje şu, köşe yazısı yapmamız lazım. İzlik gölüne indireceğiz dedim, kızaklarla. İzlik indireceğiz dedim. Yani geldi, kondu. Beni ticaret odası başkanı, belediye başkanlıktan sonra götürdü Mudanya'daki gemiye. İmrendim valla. O eski geminin şeyi olduğu gibi duruyor. Otel yapmışlar. En altına bal salonu yapmışlar. Üç katta yemek salonu var. İki tane suyut odası var. O küpeçleri böyle balkon yapmışlar. Odaları da gezdirdiler. Samsun'da da var. Samsun'dakini görün başlarında. Hatta bir salonu var. Aslında uygun aynen bırakmışlar. Nostalji yaptım orada da. Öyle bir şey olması lazımdı burada da. Çok da güzel olurdu ama bunun artık gemi defanda kalmadı. Başkanım, bir şey söyleyebilir miyim? Daha çok o konuda Halit Başkanım'la sürekli görüştüğümüz için yargı süreci devam ediyor dedi ve bir iki ay içerisinde bitecek diyordu. Yargı sürecin ne aşamada şu an? Belediyenin lehine sonuçlanacak sanırım. Bizim lehine sonuçlandı. Firma şeye gitti, temize gitti. Biliyorsunuz çok da dosya var. Yani şeyde, mahkemelerde ne zaman çıkarsa bekliyor. Her türlü işlet olacak ama o gemi. Mahkemelerde. Doğru mu? Var mı proje üzerinde? Yalan marka. Markası olacak. Oralarda gidip fotoğraf çekilmek, gelen misafirleri burada ağırlamak, ya da onun en modern... Ama başkanım çürüdü artık ya. Şey değil, orada teknoloji şey artık, gerekirse tamam o sırada, yeniden markası olacak adı. Arkadaşlar, çok teşekkürler.